Heyecanlı bir gün yaşıyor. Cumhurbaşkanını seçiyoruz ama çok önemli, çok güzel bir heyecan da dün gece bize sevgili Merve Dizdar yaşattı. Cannes Film Festivali'nde ilk kez bir kadın oyuncu en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü ve şimdi de yanımızda. Tebrik ediyoruz öncelikle. Hakikaten çok sevindik. Hem Türk sineması adına hem de sizin adınıza. Öncelikle duygularınızı öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Yani ülkeme böyle bir ödülle geri dönmek muhteşem bir his. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü tanıdığım tanımadığım herkes çok mesaj attı ve herkes çok mutlu oldu. Herkesin mutlu olması daha önemli benim için. Yani onların mutlu olması beni daha çok mutlu ettiği için bu bambaşka bir gurur. Hayatımda hiç yaşamadığım ve daha iyi olmayan bir his yani bu benim için. Bir parça sizi törene geri götüreceğim. Malum Türkçe kolay bir dil değil. Fransızlar tarafından kolay söylenmiyor ve hem isminiz doğru telaffuz edilmedi hem Kuru Otlar üzerinde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi doğru telaffuz edilmedi ve siz de o sırada bir şaşkınlık yaşadınız. Ne hissediyordunuz o sırada? Ben hiç mesela bunları hatırlamıyorum. Öyle mi oldu bilmiyorum mesela. Çünkü o sırada sadece Merve Dizda öyle bir şeyler duydum. Ve ondan sonrası da benim için garip bir şekilde daha tutuk ilerledi. Ama şöyle söylemek istiyorum. Nuri Bilge Ceylan çok önemli bir yönetmen. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ve onunla oraya gitmek, böyle bir festivale gitmek benim için zaten çok önemliydi. Ben zaten çok mutluydum. Ama çok ciddi oyuncular vardı. O yüzden başta şaşkınlığımı o tabii ki, hatta birkaç duyguyu birden, ama sonrasında bu daha da coşku oluyor çünkü ülkeme böyle bir ödülle geldim. Bunun inanın bilmiyorum tarifi yok benim için ve daha iyi bir duygu da yok gerçekten. Söyleyebileceğim çok çok fazla kelimelerce şey yok çünkü herkes çok mutlu olduğu için ben daha mutluyum yani inanın. Tören sırasında heyecanınıza biz de ortak olduk ama bir de törenden sonrası var. Acaba törenden sonra neler yaşandı bu tip önemli festivallerde? Yani abartmayacağım çünkü şöyle bir şey var. Dünyadaki en önemli film festivali, en önemli sinema buluşması, en prestijli organizasyon. Çünkü belki Oscar'lar daha fazla biliniyor olabilir ama Cannes Film Festivali özellikle sinema sektörü için çok önemli. Çok ünlü yapımcılar orada oluyor. Acaba törenden sonra neler yaşadınız? Kimler geldi sizinle tanışmak için? Bir kere bütün jüriyle tanıştım. Bütün jüriyle sohbet etme fırsatı buldum. Oyuncu adaylarıyla sohbet ettim. Çok güzel bir buluşma noktası vardı ama filmden sonra çok uzun bir röportaj veriyorsunuz. Çok uzun sürüyor o. Benim için inanılmaz deneyimler ama dediğim gibi en çok ödüller bence tek başına alınmış şeyler değildir yani. Herkese ithaf edilmelidir. O yüzden ben daha çok işte kız kardeşlerimle beraber aldığım için çok mutluyum. Onlarla paylaştığım için çok mutluyum. Bu bir kişiye mal edilemez. Bu herkese ödülü yani bence. Ya klasik bir soru olacak ama bekliyor muydunuz böyle festivale giderken? Belki sizin adınıza değil ama film için bir ödül bekliyor muydunuz? Çünkü filmin Tabii. ilk gösterimi sonrası da dakikalarca salonda ayakta alkışlandınız. Nuri Bilge Ceylan benim için hep çok önemliydi. Nuri Bilge Ceylan sineması hepsini çok seviyordum ve onun içinde bulunmak gerçekten bir ayrıcalıktı benim için. Başta buna çok sevinmiştim ama filmi izledikten sonra ilk defa biz de orada izledik. Muhteşem bir film bence. Bilge Hoca yine yani çok çok müthiş bir film ve herkes de öyle düşünüyor ve ben filme herhangi bir ödül bekliyordum işin açıkçası. Bu ben olduğumu düşünmüyordum ama herhangi bir film ödül çıkacağından emindim. O da böyle oldu. Ve çok güzel oldu. Peki bundan sonrası için sizin için bir dünya yıldızı kelimesini kullanabiliriz. Çünkü hakikaten öyle. Cannes Film Festivali'nde bu ödüle layık görülenler genelde dünya yıldızları oluyor. İlk aklıma gelen mesela Melina, Yunanistanlı sanatçı. Daha sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştı. Bundan sonrası için acaba kariyerinizi yurt dışında sürdürmek gibi bir niyet, istek var mı? Ben yani bilemiyorum tabii ki, her şey olabilir ama ben buranın hikayesini anlatabilen bir oyuncuyum öncelikle. Ülkemin hikayesini anlatabilen, ülkemin insanlarını çok daha iyi tanıyabilen ve ülkemin dilini konuşan bir oyuncuyum. O yüzden burada çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Tabii ki daha yine kendi hikayelerimizi yurt dışında aynen Nuri Bilge Ceylan gibi, Emin Alper gibi anlatabileceğimiz yönetmenlerimiz ve oyuncularımız var. Bunu niye yapamayalım ki? Zaten ben bunun kapısının çok açık olduğunu ve çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Hatta umarım ki yani bu kadarcık, şu kadarcık bile bir faydam varsa yeni arkadaşlarıma, yeni mezun meslektaşlarıma da bir yol ışık olabildiysek bu daha büyük gurur yok. Yani bence Türk sineması dünyaya açılmış durumda ve daha da iyisi olacak. Yani ben buna çok inanıyorum.
Özür dilerim. Estağfurullah. Bu gururu müsaadenizle biz de sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü hakikaten kolay bir başarı değil. Türk sineması için evet. 1982'de Yol filmiyle başlamıştı. Evet. Daha sonra çok uzun bir aradan sonra Nuri Bilge Ceylan ödüller almaya başlamıştı filmleriyle ve sizinle beraber bu durum taçlandı diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Sizi fazla tutmayacağız. Buradan nereye? Oy vermeye gidiyorum şimdi hemen hızlı adımlarla. Herkes zaten oyunu veriyordur şu anda. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha. Çok sağ olun. Evet, Merve Dizdar, Star TV'nin Ömer dizisinde de kendisini beğeniyle izliyoruz ve Kuru Otlar Üzerinde adlı filmle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerinde adlı filmle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Biz de kendisiyle ilk söyleşiyi, ilk röportajı Türkiye'ye döndüğünde ilk söyleşiyi gerçekleştirmiş olduk, ilk düşüncelerini, duygularını almış olduk. Sözü tekrar size bırakıyoruz Deniz.